Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kastamonu okurken yüreğimize su serpen ve o günün şartlarını sanki bugünün şartlarıymış gibi değerlendirerek yazılmış bir mektubu sizinle paylaşmak istiyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi, dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer içtimai hayatında Müthiş, kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan biçarelere, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine erham Rahim'in ve ahkem Hakim'in olan onların halık Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Metni Birazcık anlatmaya çalışayım. Manevi bir kış var. Tehşetli daha ayrı bir kış var ve bu daha ayrı olan kış, hayatı, içtimaiyede, beşerin, insanların e, hastalığını, sıkıntılarını arttıran, e, ziyadeleştiren daha zorba bir kış ve o kış içerisinde çırpınan biçareler var. Ve bu biçarelere, bu sıkıntı çeken, hastalık çeken, zorbalık yaşayan insanlara biz insan olarak rikkat-i cinsiye, yani onlara merhamet ediyoruz, şefkat ediyoruz. Bu yönden, bu noktadan gelen bir hüzün ve elem hissettim, diyor çok yerlerde beyan edildiği gibi, ettiğim gibi yine Erhamül Rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların Halık ve Kerim ve Rahim, Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Şimdi cümleler uzun fakat cümlelerin mahiyetini, manalarını anlayınca gerçekten içimize serin sular serpiştiriyor. Bahsettiği Erhamur ve Ahkemül Hakimin dediği şey dediği zat olan onların hakim halık Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti diyor. Yani Cenab-ı Hak evet biz insanlara acıyoruz, şefkat ediyoruz, merhamet ediyoruz ve bu merhametimiz bizi üzüntüye vesile oluyor. Çünkü onların başına gelen bu sıkıntılı haller biz elimizle düzeltemeyeceğimiz, dilimizle düzeltemeyeceğimiz gibi bizi de sıkıntıya sokuyor. Bu noktada bize burada gösterilen çok ince bir nokta var. Kalbimize ferahlık veren zat aslında onların Erhamül Rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların halık Kerim ve Rahimin hikmeti ve rahmeti. Yani Cenab-ı Hak Hakim mi? Evet Hakim. Cenab-ı Rahim mi? Evet Rahim. Cenab-ı Kerim mi? Evet Cenab-ı Kerim. Ve Cenab-ı onların yaratıcısı. Bizim üzüldüğümüz insanların, üzüldüğümüz varlıkların, yani haklarında üzüntü duyduğumuz insanların yaratıcısı olan Cenab-ı Hak hem Kerim hem Rahim hem Hakim. Bizim kalbimize nasıl bir manevi merhem sürüyor? Manen denildi ki, devam ediyorum. Senin bu şiddetli teessürün, üzüntün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Benim insanlığa karşı, sıkıntı yaşayan insanlığa karşı yaşadığım bu derin üzüntü, o hikmet sahibi ve rahmet sahibi olan Rabbimin hikmetini ve rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet-i ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Biz biliyoruz ki Cenabı Hakk'ın rahmetinin yanında bizim insanlara duyduğumuz şefkatin, rahmetin, sevginin, muhabbetin onlara karşı duyduğumuz hissiyat noktadan nokta bile değildir. O yüzden rahmet-i ilahiyeden ileri şefkat olunmaz, şefkat edilmez. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet, daire-i imkan da olamaz. Cenab-ı Hakk'ın kainatta koymuş olduğu bu düzen, bu nizam, bu intizam, bu hikmet en mükemmel hikmettir. İnsan vücudundan bütün kainatın, yıldızların dairelerine yerleştirilmesi gibi. hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daireyi imkanda olamaz. Asiler cezalarını mazlum, masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daireyi iktidarın haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtuldum demiş. Yani bizim bakmamız gereken nokta, kainata bakmamız gereken nokta, insanlığa, dünyadaki olaylara bakmamız gereken nokta bu nokta. Eğer biz bu nokta içerisinden, bu pencereden bakabilirsek, rahat ve huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Ne diyor? Görelim meyla neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah biz de bu noktayı nazardan hayatımızı daha güzel manalara doğru yönlendiririz. Cümlenize selamünaleyküm. Aleyküm. Allah'a emanet olun.